Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste klaslara bir giriş yapmıştık. Klasla ilgili bir örnek yapmıştık. Bugün de biraz daha farklı bir klasla ilgili bir örnek yapmaya çalışalım. Arkadaşlar bir Excel çalışma kitabını açtım. Bunu farklı kaydederek klas ders 2 diye makro içerebilen bir çalışma kitabı olarak kaydettim. Visual Basic tarafına gidip şurada bir user form açtım ve buraya tutar, KDV tipi, KDV tutarı ve toplam diye label'ları aldım. Şuraya bir text box, buraya bir combo text ve text aldım arkadaşlar. Şimdi hemen bunları bir de hesapla, temizle, kapat diye 3 tane buton koydum. Şimdi bunları siz hazırlayacaksınız. Hazırladıktan sonra şunun adını TX'te tutar diyoruz. Şunun ismini combo box KDV tipi. Şuna KDV tutarı, TX'te KDV tutar. Şuna da TX'te toplam diyoruz. Bunu yapıyorsunuz. Şimdi şu ikisine veri girişi yapılmayacağı için bunların enable'ını false yapıyorum. Ve arkadaşlar border style'larını da pardon. Niye böyle oluyor? Neyse böyle olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu klaslarla nasıl hesaplayacağım? Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Öncelikle bir tane class modül ekliyorum. Bu klası arkadaşlar KDV bir saniye. Öncelikle şuranın içerisine şu combo box'ın içine KDV tiplerimizi atalım istiyorsanız. Formun içine giriyorum. Formun initialize kısmına combo box kontrol boşluğa basıyorum. Hemen liste açılıyor. KDV tipi nokta add parantez içinde işte %8 diyorum. Yine bunu kopyalayıp yapıştırıp buna da KDV 18 diyorum. Yani programımızı çalıştırdığımız zaman burada KDV 8 ve 18 olmak üzere iki tane KDV seçeneğimiz olacak. Şunların da yazı tiplerini kalibri 11 yapalım. Tamam. Şimdi bir class ekledim arkadaşlar. Hemen sileyim isterseniz. Remove class diye class'ı silmek için buradan hayra basıyorsunuz. Class eklemek için şuradan class modül diyorum. Hemen ismini KDV 8 diyorum. KDV 8. Ve buraya bir fonksiyon açıyorum arkadaşlar. Public function hesapla parantez içinde fiyat as double yine dönüş değeri as double dedim. Sonra hesapla eşittir fiyat çarpı 8 bölü 100 dedim. Evet arkadaşlar bu kadar. Şunu kopyalıyorum. Hemen yeni bir class ekliyorum. Add class buna da KDV 18 diyorum. Ve az önceki fonksiyonu buraya yapıştırıp şunu sadece 18 yapıyorum. İki tane fonksiyonum var. Şimdi arkadaşlar madem öyle isterseniz bir de interface nerede bir giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Interface nasıl kullanılıyor? Bir interface modül oluşturacağım şimdi. Burada direkt interface yok arkadaşlar. Sadece şuradan buna KDV diyor. Ay KDV diyorum. Interface'in ısı Ay KDV. Genelde interface gibi davranacak klaslar başlarına I harfi konularak isimlendirilir. I KDV dedim. Şimdi buraya arkadaşlar yine bir fonksiyon yazıyorum. Az önceki fonksiyonun aynısını buraya yapıştırıyorum. Sadece içi boş olacak. İçi boş. İçi boş iken de şuraya iki nokta üst üste ve delete ile buraya çağırırsanız böyle daha güzel gözükür. İçi boş klasör fonksiyonları bu şekilde tasarlıyorum. Şimdi şunların ayrı KDV'den implemente olduğunu anlamak için şöyle bir işaret koyuyoruz. Implement diyoruz. Implement ayrı KDV diyorum arkadaşlar. Implement ayrı KDV. Yani şu KDV'nin yani şu klasın adını yazdım buraya. Yani implemente olacak bundan. O zaman bu ismi de arkadaşlar yazdığınız prosedürlerin, fonksiyonların başına şunu şu şekilde alt tire ile koymanız lazım.
Aynı şekilde burada da yine implement aykdv, yine az önceki gibi şuraya da yapıştırıyorum alt tire. Tabi şu sonuca da, pardon, şu sonuç da aynı şekilde dönecek çünkü şunu yazmamız lazım sonuç olarak. Az öncekinde de yine şunu hesaplayacağız. Tamam. Şimdi interface'imiz bu. Bu ikisini temsilen çalışacak. Bu ikisinin yapacağı işi yapacak arkadaşlar. Şimdi geliyorum şuraya. Yine formun içerisinde, bakın biraz sonra bu interface kullanımının ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Bu da benim işime yarayacak fonksiyon. KDV tipimi seçmek için ihtiyacım olacak. Buna function KDV tipi seç diyelim. KDV tipi seç. Parantez içinde KDV tipi as string, arkadaşlar dönüş değeri as aykdv olacak. Bunu yazdıktan sonra dim seç diyorum. Dim seç as aykdv. Buraya kadar güzel. Şimdi yazıyoruz. Diyoruz ki eğer diyoruz ki şuradaki KDV tipi arkadaşlar. Şuradaki KDV tipi, yani KDV tipi seçin içerisine yazılacak olan şu KDV tipi eşittir tırnak içinde %8 ise den, bakın ne diyoruz? Diyoruz ki set, arkadaşlar değişkenlerde, yazılımda set ve get diye olaylar var. Get mevcut değerini almak için, set de kendisine değer atamak içindir. Set seç diyorum. Şurada seç değişkeni tanımladığım için arkadaşlar, şurada seç değişkeni tanımladığım için set seç eşittir new KDV 8. New KDV 8. KDV 8'in ona atadım arkadaşlar seçe. If diyorum. Else if diyelim. Else if. Eğer KDV tipi eşittir %18 ise, o zaman set ediyorum, seç, buradaki seçimin ne olduğunu söylüyorum. New KDV 18. Else değilse exit function diyorum. Ve end if. Son olarak, yani bütün burada arkadaşlar bakın, şurada 8 ise KDV 8'inkini buraya set ettik seç değeri olarak. 18 ise bunu set ettik buraya. Ondan sonra işlem bittikten sonra şuraya geldi. Bu sefer de şu fonksiyonumuzun dönüş değeri olarak da KDV tipi seç eşittir seç olacak. Yani burada seçimin ne olduğunu, buradaki combo box'ta şuradaki seçim, mesela 8 deyince seçimin KDV 8 olduğunu, 18'i seçtiğimiz zaman da seçimin 18 olduğunu anlamak için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim hesapların içine. If diyoruz. Eğer TX'de tutar nokta value eşittir boş ise veya TX'de tutar nokta value eşittir 0 ise exit sub. Aşağı inme. Hesaplama yapma. Hiçbir şey yapma dedik. Şimdi burada diyorum ki dim KDV as aykdv. Ondan sonra dim fiyat as double diyorum. Dim KDV tipi as string diyorum. Değişkenlerimizi yazdım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bundan sonra ne yapacağız? Bak, fiyat nedir? Fiyat eşittir. TX'de tutar nokta value. Peki KDV tipi nedir? KDV tipi eşittir combo box KDV tipi nokta value. Şimdi aşağıdaki KDV tipi ile buradakiler birbirine karışmasın arkadaşlar. Buradaki KDV tipi, biz buradan mesela tutarı 500 yazdığım zaman bunu fiyata aktardı. Ve buradan 10 ya da %8'i seçtiğim zaman da KDV tipini aktardı.
şu kademe tipine aktardı arkadaşlar seçtiğimiz şey. Şimdi buradaki bundan sonrasına dikkat edin. Set KDV, şu yukarıda tanımladığım KDV, set KDV eşittir. Aşağıdaki fonksiyon adını yazıyorum. Mi nokta KDV tipi seç, parantez içinde KDV tipi. Az önceki KDV tipi. Şimdi şuradaki fonksiyonu aldım. Burada KDV tipini seç dedim. Parantez içinde KDV tipi. Buradaki KDV tipi nereden geliyor? Combo box'tan geliyor. Combo box'a bakıyor. %8 ise şunu alıyor. Yani şu fonksiyonu çalıştıran, şu klası çalıştıracağını anlıyor. 8 ise şunu çalıştıracağını anlıyor arkadaşlar. Son olarak ne diyoruz? TX'te KDV tutarı nokta value eşittir KDV nokta hesapla, bakın aşağıda hesapla, parantezi içerisinde fiyat. Fiyat da bizim tutarımızdır. Aslında bunu fiyat değil, tutar diyelim. Şuna da tutar diyelim. Tutar. Şurası da tutar. Ondan sonra TX'te arkadaşlar, TX'te toplam nokta value eşittir tutar artı şu. Şunu da bir değişkene aktarsak daha iyi olur. Buna da dim ADV tutarı as double diyorum. Şuraya şöyle yazalım. ADV tutarı budur. Şu, ondan sonra TX'te KDV tutarı eşittir KDV tutarı. KDV tutarı. Şunda da tutar artı KDV tutarı. Şimdi bu şuradaki KDV tutarı arkadaşlar. Önce bir KDV tutarı diye bir değişken yaptım, tanımladım. Ve bunu KDV nokta hesapla tutar diyerek hesapladım. Şuraya aktardım. Ondan sonra KDV şuradaki KDV tutarını aktardım. Toplama ise tutar artı KDV tutarını aktardım. Ve olay bitti arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım bakalım. Mesela 100 lira diyelim. KDV'si 8. Hesapla dediğim zaman bir hata verdi. Hatamız ne? Hatamız ne arkadaşlar? Nerede bir hata yaptık acaba? Ay KDV, neyse arkadaşlar bir durdurup inceleyeyim. Arkadaşlar hatta şu, sadece şuraya bir set dememiz lazım. Reset yazmamız lazım arkadaşlar. Ondan sonra geçeyim. İnşallah odur. Çalıştırmadan hemen deneyelim tekrar. Buraya 100 diyorum. Şurasını 8 yazıp hesapla diyorum. Bakın KDV 8. KDV tutarı 8. Toplam 108. Mesela 18 yaparsak KDV tutarı 18. Toplam 108. Mesela burayı 560 dersek KDV tutarı 100.8, toplam 660,8 diye hesapladı arkadaşlar. Peki, şimdi buradaki amaç ne arkadaşlar? Bakın amaç şu. Örneğin yarın öbür gün siz buraya KDV 25 eklerseniz, bakın ne değişecek? Dikkat edin. KDV 25 eklerseniz şu hesapla hiç değişmeyecek arkadaşlar. Buraya hiç karışmayacağız. Sadece ne yapacağız? Bir tane class ekleyeceğiz. Class, buna KDV 25 diyeceğiz. Ondan sonra şuradaki fonksiyonun aynısını alacağız. KDV 25'in içine yapıştıracağız. Şurasını 25 yapacağız. Ve şu user formun içindeki şu if'e bir if daha ekleyeceğiz. Şöyle bir şey kopyalayacağız. Şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın. Sadece KDV tipi 25 ise diyeceğiz. New KDV 25 diyeceğiz. Bir de formumuzun içine şöyle bir combo box'a 25 aktaracağız.
Bakın dikkat edin. Hesaplaya hiç dokunmadım. Hiç buraya dokunmadım. Şimdi çalıştıralım mesela. 100 liranın işte %25'ini hesapla. Bakın 25, 125. Yeni bir özellik. Mesela bu bir kredi hesaplama programı olabilir veya başka bir şey olabilir. Dikkat ederseniz hesaplayan burayla hiçbir ilgim yok artık. İnterfeys kullandığımız için mesela KDV %1'i kullanacağız örneğin. Yine buraya bir klas ekliyoruz. Buraya KDV 1 diyoruz. Şuradakilerden bir tanesini alıp KDV 1'in içine yapıştırıyoruz. Şurası sadece 1 diyoruz. Ve gelip şuradaki elsemizi bir ilave yapıyoruz. Şuraya else if KDV tipi 1 ise. Bir de şuraya da bir 1 ekleyeceğiz. Hatta şunu en başa ekleyelim. %1. Bakın çalıştırıyorum. Hesaplaya hiç dokunmadım. Mesela 100 liranın %1'i hesapla. Bakın. Ne unuttuk? Ne yaptık? Şurada KDV 25 demişiz. Burada çağırmışız. KDV 1 diyeceğiz. Tamam. Tekrar çalıştırıyorum. 100 liranın KDV'si 1 ise bakın KDV tutarı 1 toplam 101. 1000 lira olsa 10.010. 10.000 lira olsa şöyle. KDV %8, KDV %18, KDV %25. Dikkat ederseniz bu interface ve klaslar sayesinde hesaplama kodlarımızda hiçbir değişiklik yapmadan istediğimiz gibi ilaveler yapabiliyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim.